Evet arkadaşlar bu İstanbul Belediyesi'nin halkına ne yaptığını gördünüz değil mi? Bu iktaç olayında neler geldi İstanbulluların başına? CHP işte budur arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya siz Erdoğan'a dua edin. Yatın kalkın da o adama dua edin. İktaç neler yaptı görüyorsunuz mu? Daha gelmeyen ayın faturasını almaya kalktılar. Erdoğan millete evinde kal çağrısı yaptıktan sonra 15 gün çalışanlara yani yarı zamanlı çalışan ya da çalışmayanlara iş yerinin e, belediye devlete e, başvurması üzerine insanların işgur üzerinden maaşlarını ödedi devlet. Maaşlarını devlet ödedi. Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Cumhurbaşkanı kendisi aslında şunu da söyleyeyim de dedi ki İGDAŞ çalışanlara bakın dedi. Siz dedi, evde kalın gitmeyin sadece okumayın dedi işçilerini sokağa çıkmasın. Virüs var, yaygın var. Yaygındır yani insanlara bulaşıyor, bulaşıcı bir hastalık. Daha daha sonra siz dedi bu parayı tahsil edersiniz. Ya da dedi size şöyle bir öneri sunayım dedi. 2019 ve 2018 aylarına nazaran kullanılmış doğalgaz metre küpünü yani o ay için kullanılmış Mayıs ayının metre küpünü biz dedi hani e, belirleyelim ortalama 1 metreküp ezabından bir fatura çıkartın. Bu virüs dağıldıktan sonra, hani kurtulunca bu virüsten, her şey normale girince siz ondan sonra okuyucularınızı, saat okuyucularınızı gönderin, okusunlar. Eğer vatandaştan fazla aldıysanız üstünü geri ödersiniz. Eğer vatandaş size e, eksik ödemişse talep edersiniz. Böyle bir öneri getirdi. Ne dedi Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ Yok efendim dedi bizim dedi yeterli elemanlarımız var. Biz okuruz, biz gideriz, biz yaparız. Biz bunun üstesinden geliriz. Size ihtiyacımız yok. Sizin aklınıza, fikrinize ihtiyacımız yok dedi. İyi tamam dediler. Ne yapsınlar? Belediye onlara ait. Her şeyi de karışacak değil ya. Erdoğan, zaten karışmasa da karışıyor diyorsunuz diktatör olarak. Ne yaptı İkdaş? Sizin kullanmadığınız doğalgaz faturasını yani 45 günlük faturayı 75 günlük fatura olarak kestiler. 700 lira, 800 lira, 1000 lira, 1500 lira civarında faturaları hepinize döşediler. Ne oldu? Bunları eşek gibi ödettirdiler. Ödeyeceksiniz. Gene Allah'tan işte değil mi? Dua edin Cumhurbaşkanı var arkanızda. Bugün Cumhurbaşkanlığını CHP CHP kazanmış olsun. Cumhurbaşkanlığı makamında yani araştıracak, sorgu soracak. Bunların hani bunları ceza kesecek makamda mevkide Erdoğan olmasın. Tamamen yani devleti ele geçirsinler. Yemin ediyorum ölünüzü sürür bunlar ölünüzü. Sizi var ya boklu bir kuyuya sürükler atar bunlar var ya. Dinli imanı yok bunların. Bunlar sizin vicdanınız, bunlar da vicdan falan hiçbir şey kalmamış. Bunlar sizi sadece soyma derdinde. Devletin şu zor günlerinde bile yani şu mücadeleyle, şu mücadeleyle uğraşırken bile daha hala yangında ne mal kaçırırım derdine düşen bu CHP sizin var ya ölünüzü soyar. İlk daşta gördünüz işte hayali fatura kestiler adamlar ya. 700 milyon, 1 milyar adamlara doğalgaz faturasını kitlediler, geçirdiler. Siz seçtiniz bu adamları, oy verdiniz. Bu adamlar eğer iktidar eder de Cumhurbaşkanlığı makamını da eğer onlara teslim ederseniz işte bunlar o zaman işte sor, sorgu soracak, bunlara kayyum atayacak, bunları mahkemeye verecek, bunları alaşağı edecek. Bunların görevlerini elinden alacak meclisi makam olmadığından, hesap soracak makam olmadığından milletin anasını işte o zaman ağlatacaklar. O zaman soy soyabildiğin kadar devlet, millet hiç kimse bunların umurunda değil. Donunuza kadar alacaklar. Umurunda mı ya? Adam virüsle mücadele ediyorsun. Sokağa çıkma diyorsun. Devlet yani maske bedava vermeye çalışıyor. Bir maskeyi de 1 liraya sattı diye kalkıyorsunuz hop oturup hop kalkıyorsunuz. 1 liraya sattı diye. 1 liraya sattı diye. Ya 25 kuruşa sat, mal edilmiş de 25'e verilmesi lazımmış. Ya onu imal edenler, onu çalışanlar ne yiyecek? Tamam 25 kuruşa versin. Erdoğan zaten bedava veriyordu da sanki şükür mü ettiniz? Ne dediniz? He? Dağıtıyorsunuz. Eczanelerde virüs bulaştırıyorsunuz. Orada burada virüs bulaştırıyorsunuz. Tabi öyle yapacak. Ya bugün Faik Öztrak çıktı konuşma yapıyor ya. 1 liralık maskeyi 25 kuruşa verin diye ya. Kendileri daha yakılmamış, kullanılmamış doğalgaz faturasını sanki mucipmiş gibi, medyum gibi ne kullanacağını biliyormuş gibi iki kat fatura geçirdi hepinize. Ne dedi? Eşek gibi ödeyeceksiniz dedi. Kusura bakmayın ama bu böyle yani. Sizin var ya. Sizin var ya. Ölünüzü var ya. Ölünüzü. Bak eğer CHP bugün tamamen iktidarı ele geçirsin. Onlara sorgu soracak merci makam olmasın. Onlar var ya. Ölünüzü ölünüzü bir kuruya. Bo, bo boklu kuyuya var ya. Hepinizi kürer oraya. Hepinizi doldurur oraya. Soyar tüpünüzü ya. Bir kişi de ona kalkıp hesap soramaz işte. Allah'tan başınızda Recep Tayyip Erdoğan var da istedikleri gibi at oynatamıyorlar yapmış oldukları her hareketler denetim altında. Cumhurbaşkanının gözetimi altında. Yapacakları en ufak harekette kayyum atanacak. Biliyorlar da. Biliyorlar da donlar ne diyorlar? Gördünüz de hani Yılmaz Özdil'in villasını. Villasında kaçak villayı gördünüz değil mi? Foto montajlarla ben eskiden yaptım, böyle yaptım. İmar Barışı'ndan yaralandım. Şöyle oldu, böyle oldu diyerekten. Muğla Belediyesi'ne aradılar sözcü gazetecileri. Verdi baskıyı, verdi baskıyı, verdi baskıyı. Ama Cumhurbaşkanı olduğu için o kadar dört bastır edemiyorlar. Belediyeye kayyum atanma korkusu var biliyor musunuz? İşte Erdoğan var. Yatın kalkın da siz Erdoğan'a dua edin. Anlamıyorsunuz da. Erdoğan gittiğinde anlayacaksınız. İlk yapmış olduğu rezal rezaleti gördünüz. O İstanbullular var ya gördü işte iki fatrayı ödediler. Allah'tan gene Erdoğan var da Televizyonlar haberleri çıkıyordu. Ödemeyin diyor ya. Davacı olun diyor. Gene Erdoğan var. Allah'ınızı seversen gene bu adam sizi koruyor kolluyor ya düşünüyor. Bırak ya donlar ne kadar alsın demiyor ha. Ama siz anlamıyorsunuz ki ne? Gene hala hakaretler, iftiralar, salvalar. Devam edin siz. Yakında Erdoğan gidecek. O CHP sizin ölünüzü soyacak.